Kime Diyorum'dan herkese merhaba. Piyangodan büyük ikramiyeyi kazanmak ve bambaşka bir hayata başlamak çoğu insanın hayalidir. Ancak defalarca yaşanan örnekler gösteriyor ki, bir anda gelen milyonlarca dolar insanları mutlu etmek bir yana hayatlarını zindana çevirebiliyor. Bu videoda piyangodan servet kazandıktan sonra felaket yaşamış 8 ismi konuşacağız. Başlamadan önce henüz değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Amanda Clayton. Amanda Clayton 2011 yılında Michigan'da lotodan 1 milyon dolar ikramiye kazandı. Clayton ikramiyeden önce dar gelirli olduğu için kendisine ödenen 200 dolarlık gıda ve yardım çeklerini almaya da devam etti. Sadece iki evim var ve gelirim yok diyerek bu paraya ihtiyacı olduğunu savunan genç kadın dolandırıcılıkla suçlandı ve 9 ay gözetim cezası aldı. Clayton, büyük ikramiye kazanmasından bir yıl sonra Ekim 2012'de aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. Michael Carroll. İngiltere'de temizlik işçisi olan Michael Carroll, 2002'de lotodan yaklaşık 13 milyon dolar ikramiye kazandı. Lüks evler, arabalar, uyuşturucu ve alkolle çılgın bir hayat sürmeye başlayan Carroll, bu süre içinde karıştığı kavgalar nedeniyle defalarca hapse girip çıktı. 7 yıl içinde tüm parasını bitiren ve bu sürede ailesi tarafından da terk edilen Carroll, 2010'da yeniden temizlik işçisi olarak çalışmaya başladı. İki kez intihar girişiminde bulundu ancak hayatta kaldı. Jack Whittaker. Batı Virginia'da müteahhitlik yapan Jack Whittaker, 2002'de Powerball'da tarihte verilen en büyük ikramiye olan 315 milyon doların sahibi oldu. Paranın %10'unu hayır işlerine harcayan iş adamı, sarkıntılık, tehdit ve dolandırıcılıkla suçlandı, eşi tarafından terk edildi. Defalarca soyuldu. Bu soygunlardan birinde torununun erkek arkadaşı Whittaker'ın evinde ölü bulundu. Birkaç ay sonra ise torunu intihar etti. Whittaker'ın kızı da aynı yıl içinde bilinmeyen bir sebeple öldü. Jack Whittaker yaşananların ardından keşke o bilet elime geçtiğinde yırtıp atsaydım dedi. Evelyn Adams. Piyangoyu bir kez bile kazanma olasılığının çok düşük olduğunu herkes bilir ancak Evelyn Adams bu olasılığı alt üst ederek piyangoyu iki kez kazandı. 1985 ve 1986'da toplamda yaklaşık 5 milyon dolar kazanan Adams tam bir kumar tutkunuydu. Tüm parasını kumarda kaybeden Evelyn Adams karavanda yaşamaya başladı. Jonathan Vargas. 19 yaşındaki Jonathan Vargas 2008 yılında Powerball'dan tam 35 milyon dolar kazandı. Vargas, alkol, uyuşturucu ya da kumara kapılmadı. Olaylara karışmadı, hiç hapse girmedi. Ancak bu milyoner genç parasını kötü bir fikre yatırdı. Wrestling Shoes adını verdiği tamamen kadınlardan oluşan bir güreş ligi kurdu. Ancak dünya bu fikre henüz hazır değildi. Vargas tüm parasını kaybetti. Kaylee Rogers. Bir zamanlar dünyanın en şanslı genci olan 16 yaşındaki Kaylee Rogers, piyangodan 1,6 milyon sterlin kazandı. Kazandığı paranın sevinciyle kendinden geçen genç kız, tüm parasını tatillere, evlere, alışverişe, arkadaşlarına ve hatta bir de silikon ameliyatlarına harcadı. 6 yıl ve 2 intihar girişiminden sonra Rogers 22 yaşında boşanmış ve 2 çocuk sahibi olarak temizlikçilik yapmaya başladı. Jeffrey Dampier. 1986'da Jeffrey Dampier lotodan 20 milyon dolar kazandı ve cömert bir şekilde elindekileri ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşmaya başladı. Onlara evler, arabalar, hatta egzotik mekanlarda tatiller sundu. Ne yazık ki bunlar yeterli olmadı. Dampier'ın üvey kız kardeşiyle erkek arkadaşı milyoneri kaçırdı ve kafasından vurarak öldürdü. Dampier'ın ölümünden suçlu bulunan ikili ömür boyu hapis cezası aldı. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.